Herkese merhabalar. ElectroSoftTech kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün STM32 ile seri haberleşme serisine başlıyoruz. Bu videomuzda seri haberleşme türlerini genel hatlarıyla haberleşme protokollerini kısa bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak seri haberleşmeye geçmeden önce haberleşme nedir? Buna bir bakalım. Elektronikte haberleşme, bilgiyi elektriksel yollarla gönderme, alma ve işlemedir. Haberleşmenin amacı herhangi bir bilginin zaman içinde kaynaktan farklı bir noktaya kullanıcı denilen yere aktarılmasıdır. Yani genel hatlarıyla biz bir mesaj yolladığımızda, telefonumuzdan mesaj yolladığımızda, televizyon izlediğimizde biz bitler sayesinde bir veri iletimi gerçekleşiyor ve haberleşme sağlanıyor. Kullandığımız elektronik cihazların da bünyesinde mikro denetleyiciler ve bizim istediğimiz işlevleri yerine getiren sensörler bulunuyor. Yine biz mikro denetleyiciler ve sensörler arasında bir haberleşme yapmamız lazım. Bu haberleşmede de çeşitli haberleşme protokolleri kullanılıyor. Biz veri iletimini inceleyecek olursak, daha doğrusu sınıflandıracak olursak, paralel ve seri olarak ikiye ayırabiliriz. Biraz sonra daha detaylı inceleyeceğiz ama kısaca paralel iletişimde birden fazla hattan aynı anda bir veri iletimi gerçekleştiriliyor. Seride ise tek hattan bitler teker teker gönderiliyor. Seri haberleşmeyi baktığımız zaman da senkron ve asenkron olarak ikiye ayırabiliriz. Yine bunları biraz sonra detaylı olarak konuşacağız. İlk olarak paralel haberleşme nedir? Bununla başlayalım. Biraz önce dediğim gibi bilginin tüm bitlerini aynı anda gönderiyorsak buna paralel haberleşme diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi. Paralel haberleşmede alıcı taraf karakterin uzunluğunu, start-stop bitlerini veya iletim hızını bilmek zorunda değil. Çünkü her biti aynı anda gönderiyoruz. Bunu bilmesine gerek yok. Tabii bu sebeple de doğru veri iletimi oranı da çok daha yüksek oluyor. Çünkü herhangi bir bilgiyi bilmesine gerek yok. Paralel veri iletiminde gördüğünüz gibi çok kablolu bir hattın kullanımını gerektiriyor. Ve bu da bize maliyet açısından olumsuz tarafı oluyor. Ama tabii aynı anda da gönderildiği için bitler hız bakımından da bize avantaj sağlıyor. Seri haberleşmeye geçtiğimizde ise daha çok üzerinde duracağımız konu bu ve daha çok kullanılan haberleşme bu. Biraz önce bahsettiğim gibi bitler aynı hat üzerinden teker teker gönderiliyor. Bilgisayar ağlarında kullanılan bir iletişim şekli. Seri haberleşmede bir kere de sadece bir karakter gönderiliyor. Alıcı cihazımız doğru haberleşme için paralel haberleşmeden farklı olarak karakter uzunluğunu, start-stop bitlerini ve iletim hızını bilmek zorunda. Tabi bunları bilmek zorunda olduğu için ekstradan bir bit demek bu bizim için. Bu sebeple de veri iletimi yavaşlıyor. Ama bunun aksine kablo sayısında da bir azalış mevcut oluyor. Bu sebeple genel olarak seri haberleşme yöntemi tercih ediliyor. Senkron haberleşmeye geçtiğimiz zaman, biraz önce bahsettiğimiz konu. Senkron haberleşmede gönderilen veri bitiyle alınan veri biti birbiriyle uyum içerisinde olmalı. Mantığı bu. Bunu yaparken de bir clock hattı üzerinde olmalı ki aygıtlar iletişim gerçekleştirirken eş zamanlı olarak çalışsın. Burada gördüğünüz gibi clock hattı ve verilerimiz var. Senkron haberleşme gerçekleştirilirken veri iletiminde bir karakter gönderiliyor ve bu karakter sürekli olarak alıcı ve verici arasında gidip geliyor senkronu sağlamak için. Bu sebeple hat hiçbir zaman boş kalmıyor. Bunun bize dezavantajı hattın sürekli güç harcaması diyebiliriz. Asenkron haberleşmede ise belirli bir kloğa ihtiyaç duymuyoruz. Yani veri herhangi bir anda iletilebiliyor. Belli standartlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve senkron haberleşmeye göre daha yavaş bir iletim oluyor. Ama biraz önce bahsettiğim gibi bir güç dezavantajı yok. Yani hatta sürekli bir veri iletimi yok. Herhangi bir anda biz veriyi gönderebiliyoruz. Ve daha sıklıkla kullanılan bir haberleşme şekli, asenkron haberleşme.
Veri iletim tiplerini inceleyecek olursak, yani biz verileri nasıl yolluyoruz? Bundan bahsedecek olursak, ilk olarak simplex veri iletimini açıklayalım. Burada veri iletimi tek yönlü oluyor. Yani iki tane cihazımız var. Sadece bir cihaz diğerine veri gönderebiliyor, diğer cihaz gönderemiyor. Bunu örnek verecek olursak televizyonlarımızı verebiliriz. Sadece görüntüyü alıyoruz. Televizyondan çıkan bir veri, sinyal mevcut değil. Half-duplex veri iletimine inceleyecek olursak burada yarı çift yönlü olarak çevirebiliriz bunu. Yani bunun mantığında A ve B cihazları kendi arasında iki cihazda veri gönderiyor ve alabiliyor aynı zamanda. Ama bunu aynı anda yapamıyorlar. Buna da basit olarak telsiz örneğini verebiliriz. Birisi konuşurken karşı taraf duyabiliyor. Karşı taraf konuşurken de diğeri duyabiliyor. Son olarak full duplex veri iletimi var. Bu da tam çift yönlü. Yani iki cihaz aynı anda hem veriyi alıp hem de aynı anda gönderebiliyor. Şimdi veri iletim hızı kavramını inceleyelim. Seri haberleşmede hızlar baud rate ile ifade ediliyor. Baud rate bizim verimizin saniyede ne kadarlık bitini taşıyacağını belirlememizi sağlıyor. Baud rate parametrelerini incelersek 300 bps ile 115.200 bps arasında, hatta daha fazla bir aralıkta değişebiliyor. Bu da bps'ye baktığımız zaman açılımı bit per second, yani saniyedeki bit sayısı. Burada 300 bit per second da saniyede 300 tane bitin gönderildiği anlamına geliyor. İki birimin haberleşmesi için aynı baud rate değerlerinde olması gerekir. Bu önemli bir konu. Yapılan uygulamalarda da bunun dikkate alınması gerekiyor. Yoksa çok farklı ve saçma sapan karakterleri görebiliyoruz. Şimdi haberleşme protokollerini inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi bunun tabii gördüklerinizin haricinde çok daha fazla haberleşme protokolleri var, ama bizim üzerinde duracağımız protokoller bunlar olacak. Burada bu videoda biraz daha bunları genel olarak anlatacağız. Ama serimizin bir sonraki videolarında bunları daha detaylı bir şekilde, veri formatlarını, bütün bu protokollerin veri formatlarını çok daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz ve bunlarla alakalı uygulamalar yapacağız. İlk olarak USB ile başlayalım. Universal Serial Bus İngilizcesi. İki kablolu seri haberleşme protokolü. Herhangi bir zamanda 127 tane cihazın bağlanmasına izin veriyor. Tak ve çalıştır işleviyle çalışıyor. ARES 232'ye bakacak olursak, ARES Recommended Standard'ın kısaltılmış hali. Kısa mesafede haberleşme sağlamak için ortaya çıkan bir protokol. Kabloların kapasitansından dolayı 15 metre üzerinde yapılan haberleşmelerde veriler bozuluyor. Bilgisayarlarda, televizyon alıcılarında ve modemlerde ARES 232 bulunmaktadır. Tabii son zamanlarda USB'ler daha sıklıkla kullanılıyor, ama yine mevcut durumda da ARES 232 portları bulunmakta. Peki biz ARES 232 neden kullanıyoruz? ARES 232 TTL seviyesinde bir iletim yapmıyor. Gerilim aralığı artı 12 volt ile eksi 12 volt arasında. Biliyorsunuz bilgisayar sistemlerinde sıfır değerini biz 0 voltla, bir değerinde 5 voltla temsil ediyoruz. TTL gürültülerden çabuk etkilenip bozulmaya müsait olan bir yapı. Biz ARES protokolleriyle, ARES 485 veya daha farklı ARES protokolleriyle biz gerilim seviyesini aslında değiştirmiş oluyoruz. ARES 232'de bu artı 12 voltla eksi 12 volt aralığında düzenleniyor. Böylelikle gürültülerden etkilense bile veri kaybını en aza indirmemizi sağlıyor. Şimdi UART'a ve UZART'a geçelim. UART'ın açılımına bakarsak evrensel, asenkron, alıcı ve verici olarak görüyoruz. Bilgisayar ve mikrokontrolcüler veya mikrokontrolleri ve çevre birimleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan haberleşme protokolü asenkron olarak çalışıyor ve herhangi bir kulağa ihtiyaç duymuyoruz. UZART ise hem senkron hem asenkron olarak çalışan bir protokol. UART'a göre daha gelişmiş bir protokol. Haberleşme mantığı aynı şekilde, ama UZART dediğimiz gibi aynı zamanda senkron haberleşmeyi de gerçekleştirebiliyor. Yine bahsettiğim gibi bunlarla alakalı çok daha detaylı bilgileri, veri formatlarını ve benzeri konuları serimizin sonraki videolarında anlatacağız. Aynı zamanda uygulamalarda gerçekleştireceğiz. I2C'ye geçersek, Inter-Integrated Circuit açılımı, Philips Semiconductors tarafından geliştirilmiş bir protokol. Bu protokolün temel amacı çevresel yongaları mikro denetleyici ile bağlamayı kolaylaştırmak. Minimum bilgi alışverişi gerçekleştirilecek yerlerde
tercih ediliyor. Çünkü iletişim için bant genişliği oldukça düşük. Biz burada protokolü incelersek iki tane kablodan bahsediyoruz. SDA, seri veri hattı ve SCL, seri clock hattı olarak. Buradaki veri iletimi çift yönlü ama half duplex, yani birisi master slave'e veri gönderirken slave aynı anda slave master'a veri gönderemiyor. Biz bunu niye kullanıyoruz? I2C neden tercih ediyoruz? Çünkü burada gördüğünüz gibi her bir master her bir slave'e veri yollarken ayrı ayrı hatlar oluşturmuyor. Tek bir hat üzerinden, yani clock ve data hatları üzerinden haberleşmeyi sağlıyor ve bu da bize oldukça fayda sağlıyor. SPI'ye geçecek olursak, Motorola firması tarafından geliştirilen bir protokol. I2C ile çok benzerliklere sahip. SPI de yine aynı şekilde çift yönlü bir haberleşme türü ama full duplex bir haberleşme türü. Ve master slave ilişkisi bulunuyor I2C'deki gibi. Haberleşmenin başlayabilmesi için master üzerinden slave cihaza veri gönderilmesi gerekiyor. Master cihaz veriyi gönderirken aynı zamanda verinin senkronizasyonu için saat sinyali üretiyor. Slave cihaz gönderilen veriyi alıyor, eğer anlamlıysa işliyor, devamında cevabını veriyor. Bu şekilde full duplex haberleşme başlamış oluyor. SPI'nin hatlarını inceleyecek olursak, burada gördüğünüz gibi yine master ve slave cihazlar mevcut. Burada MOSI, master'ın output, slave'in input olduğu veri yolu. MISO, master'ın input, slave'in output olduğu veri yolu. Aynı zamanda bir seri clock hattımız var ve I2C'den de yine farklı olarak Slave Select denen hatlar var. Burada gördüğünüz gibi SS1 Slave 1 cihazına gitmiş, SS2 Slave 2 cihazına gitmiş, SS3 Slave 3 cihazına gitmiş. I2C'de bu kimlik atama yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Yani master cihaz slave cihazlara bir adres atıyor. Bu sayede haberleşme gerçekleştiriyor ama SPI'de bunun için ayrı bir hat kullanılıyor. Tekrar bahsedecek olursak I2C ile SPI arasındaki farklara, SPI için gerekli haberleşme kanalları daha fazla. Biraz önce de gördüğünüz gibi mesela SS'ler var, Slave Select hatları var. SPI haberleşmede haberleşme yapılacak sayı modülün kimlik ataması yerine ayrı bir kanaldan belirleniyor. Bunu da söyledik. I2C half duplex bir yapıda, SPI ise full duplex bir yapıya sahip. Son olarak CAN haberleşme protokolüne geçecek olursak, Robert Bosch tarafından araç içi iletişim için oluşturulmuş bir seri haberleşme protokolü. Veri iletimi için iki kablo kullanılıyor. CAN yüksek, CAN high ve CAN low hatları kullanılıyor. CAN protokolü daha çok mesaj odaklı bir haberleşme protokolüne dayanmaktadır. Bizleri desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.